Muğrun! Geliyorum aslanım. Hadi gel gel. Geldim. Düğününü kınasını birlikte izleyelim. Gel. Şöyle bir evi gezdim de dün benim evime yapılan yorum. Şuna bakar mısınız? Bu ne? Avize. Bu hangi otelden çıkma canım? Genelde otel avizeleri böyle oluyor. Ben dün sizin evinizin avizesini beğenmiştim yalnızca. Bir şey diyeceğim, perdelerini bohçacıdan mı aldın? Evet. Bohçacı perdelerine benziyor çünkü. Evet öyle. Çok güzel, perdelerime aşığım. Bence çok vasat. Siz beğenmedikçe ben daha hiç çok seviyorum ki demek ki zevkim hiç, varmış. Hiç. Şu an senin bir kez daha kıskançlığını anladım. Benim evimi, her şeyini kıskandın. Ben mi kıskandım? Neyi kıskanacağım? Bu perdeler ne ya? Bu ne? Nedir en azından, bu? En azından benim görgüm var. Misafir nasıl karşılanır onu biliyorum en azından. Senden de öğreneceğim ve kıskanacağım bir şey yok. Senden çok güzel bir karşılama almadım ben. Beni görünce mosmor oldun. Normal değil mi sizce dünkü olaylar? Dün siz beni vedalaşmamıştınız benle, hatırlamıyorum. Olabilir. Ve benim günüme gelmediniz siz, hatırlatayım. Hastaydım. Buna ben çok kırıldım ayrıca. Olabilir, ben olabilir. Çok o zaman bu da olabilir. Ben de sizi görünce mosmor olmuş olabilirim, evet, o zaman. Çünkü şey, çok evet. Ecelin geldi der gibi böyle baktın. Evet, öyle oldu çünkü. Evet, öyle oldu. Evet, evet, ben de katılıyorum. Tamam, bakalım. Sakin. Aslanım, yorum yapabilir miyim? Yapacağım mı? Evet. Mesela bu halı, bu perde, bu koltuklar, bu avize ne alaka? Çok alaka. Komşudan mı aldın halını uysun diye hemen? Hayır, mağazadan aldım. Perdeleri de dediğim gibi gerçekten hani bohçacıdan alınmış gibi. Bohçacıda güzel şeyler oluyor ama ya. Aa aslanım, bu çok kötü. Yastıklarını yani bohçacılar gezerdi. Yani dün senin perdeni olurdu, hiçbir bohçacıyı geri çevirmezdi. Dün senin perdeni görmesem böyle normal gelir de. Yanları desenli, ortası sadeydi. Desen. Olsun, ben seviyorum. Fazla deseni seviyorum. Onu kullansam bunu. Evim çok, hepsine ayrı ayrı dekorasyon çok yaptırıyorum. Kötü. Perdelerin hiç beğenmedim. Halın zaten dediğim gibi herhalde komşudan ödünç aldın. Yok, ödünç koltukları almadım. Koltukları da hiç beğenmedim. Avantgard sevmiyorum dedin ama koltukları ben avantgard sevmiyorum diye bir kelime kullanmadım. Yani ben biz bir pazartesi günü avantgard hormonuna girdik. Ben avantgard sevmiyorum demiştim. Ben sevmiyorum demedim. Ben size dedim ki benim evim dedim, bir evimde spor, bir evimde avantgard. Ben avantgard lafını bile kullanmadım. Valla bir geldim vitamin mi verdiler, doping mi yaptılar sana söyledi. Doping taktılar galiba. Hayır hayatım, her zamanki halim biliyorsun. Nurhan bütün şeyini kustu. Nurhan vallahi sabahtan gel finale doğru geldin. Bombayı ortaya koydun. Bombayı bıraktım gidiyorum. Şimdi dur. Düğününü izleyeceğiz. Bu kına gecesi mi? Bu evde biz anne kınası yaptık. Anne kınası ne demek ablacığım? Şöyle bir şey. Yani bu Tokat'ta yapılıyor. Kapalı hanımlarımız olduğu için kayınvalidem gilde. Evet. Onlar millet içinde oynamıyorlar düğünlerde falan. O da istedi ki böyle bir kendisi evde oynayabileceği oğlunun kınasında. Öyle bir şey yapalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, söyle bu bakalım. Bu kına ama Brida Tube yazıyor. Yani bekarlığa veda. İkisinin arasında mı kaldın? Acaba kına mı yapsam, bekarlığa veda mı yapsam diye. Bride to be gelin oldum demek birincisi. Hayır, o bekarlığa vedada kullanılıyor genelde. Kullanılıyor ama manası gelin oldum demek. Ama gelin demek. Olmamışsın daha kına gecen. Ama kına gece gideyim diyorsun değil mi? Evet, öyle dedi. Anladım. Evet. Ayrıca şöyle söyleyeyim, onu zaten biz evde yaptık öylesine. Dekorasyonu tutmadık büyük kına olacağı için. Evet. Restoranda da ayrıca bir kına yaptık. O benim kayınvalidemin bana sürpriz yaptığı bir kınaydı. Benim için anne kınası. Kaptanı peki kiraladın mı yoksa? Evet, kiraladım. Kiraladım kaptanımı. Evet. Kalmış mı bunlar da? Kalmış ki giymişim 2 sene önce değil mi ama? Evet. Nazcığım, o gün neden göresel bir şey tercih etmedin? O gün orada göresel bir şey tercih etmedim. Çünkü orada benim ailemden kimse yoktu. Hepsi Türkler olduğu için ve elimde de öyle bir kıyafetim olmadığı için. Hı-hı. Ben de Türkiye'den onu kiraladım. Öyle bir şey tabii giymek istedim. Hı. Zaten peki, aile arasında olan bir şeydi. Zaten kayınvalidenin istediği bir şeydi. Evet. Bu bizi mutlu etti. Evet, demek. Kayınvalidemin arzusuydu, yaptım. Ya o kayınvaliden, o senin güzel çeyizini yapan değil mi? Evet. Ay canım, ellerinden öperim ya. Çok seviyor beni gerçekten de. İlk gelinsin değil mi? Evet, ilk gelinim. Kaynım subay, yani bekar. Öyle mi? Hepsi subay deriz. İlk gelin olunca kıymetli bütün çeyizleri sen kaptın. Evet, hepsini ben kaptım. Bunu da hatta. Sen bu arada çeyizi gördün mü? Çabuk geldin çünkü. Aa yok, hayır, unuttum çeyize bakmayı aslanım. Bir çeyize gidip bir göz atıp gel. O da tabii puanlama için önemli olacak. Hemen kaptım. Hadi canım. Bu altın kolyem bana kayınvalidemin. Saat. Aynen. Bu altın saatimi de bana kayınvalidem. Evet. Kendi kayınvalidesinden yine kalma. Bunu da ben ailenin ilk gelini olduğum için evet, bana hediye etti. Evet, bu eski bir şey
bayağı eski. Evet. Yani. Bunlar kaç tane? Bunlar 21 tane. Maşallah. Evet. Bu düğünde mi takılmıştı bu? Bu altınlar, bu mu? Bunlar. Bunlar evet düğünde takılmıştı. Ne güzel bileklik evet. yaptırmış. Evet, eşim yaptırdı onu. Ay bak bak sen. Evet. Aman. Ben istemiyordum hatta ilk başta yani altın falan ne ailem ne ben. Hı. Sadece bir beyaz set istemiştim. Yani normal o da adet yerini bulsun pırlanta diye. Pırlanta mı? Evet pırlanta tamam. beyaz set. Biz de öyle çünkü. Hı-hı. Yani sarı da olabilir ama set olması önemli. Eşim de yani Türkiye'ye geldiğimde gördüm takılacağı altınları. Böyle kaldım ay, yani bu kadar. Be. Evet. Çok güzel. Bana garip gelmişti. Şimdi bu kına videon değil mi hayatım? Evet kına videom. Sosyal medya için böyle bir video haline getirmiştim anısı kalsın diye. Ben geldim. Ah, Nur'dan bir şey beğenmiş. Ay canım türbentli takmış ama problem olmaz herhalde. Tabii ki de olmaz. Ne isterseniz. Bak, evet bunu beğendim. Bence buna sevinmelisin. Bir şeyi beğenmenize çok evet, sevindim ben gerçekten. Ben hiçbir şey beğenmem diye düşündüm ama bunu beğendim. Keşke yemeklerimden de bir tatsaydınız da 20 çeşit sizde göremediğim tadacağım. İçin. Mutlaka evet, tadacağım. 20 çeşit yemek yaptım bugün. Hem kendi yerime ait hem eşimi yöresine ait. Emeğinize saygı evet, sonsuzdur. Çok teşekkür ederim. Ben çeyizinizi az buldum. Sizlerden çeyizin fazla yok demiştiniz. Çünkü benim çeyizim evet. benim eşyalarım. Bunların evet. hepsini benim ailem aldı. Bunları evet. Benim çeyizimi onları kayınvalidem tamam. yaptı. Bunun devamını tamam. puanlamada konuşuruz. Tamam. Şimdi güzel gelinimizin dilerseniz izleyelim artık olur. Hiç kesmeden izleyelim. Olur mu? Evet.